Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nin tam kalbindeyiz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 3 artı 1 açık mutfak, güzel bir ev sunumu için geldim. Aynı zamanda özel yüzme havuzlu değerli arkadaşlar. Müstakil girişli. Sinan kardeşime teşekkür ederim. Şu anda dış cephesini gösteriyor. Tabii triplex villa değerli arkadaşlar. Bunun üst katında 45 metrekare terası, şu anda kamerada da sanırsam görüyorsunuz. Komple kapalı alan yapmış. Yani kış bahçesi mi dersiniz? Salon olarak mı kullanırsınız? Oturma grubu mu atarsınız? Nasıl isterseniz o şekilde değerlendirin. Gördüğünüz üzere çok güzel bir yüzme havuzumuz var. Denge deposu, motor dairesi, savaklı sistem. Tabii malumunuz kışa doğru gidiyoruz. Şu anda havuz çalışır vaziyette değil. Bahçe duvarlarına baktığımız zaman komşuyla aramızdaki duvarı taş duvarla, geri kalanı perde betonla yapmış. Ses sıyalıtımlı 5 yaşında bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi Sinan kardeşimle beraber evin içerisine gireceğiz. Size detaylı göstereceğiz. Evet değerli dostlar, arsa olarak 600 metrekare. 600 metrekare olunca 4 adet bitişik nizam ev yapılmış. Hepsinin girişi ayrı. Şu anda Sinan kardeşim kameradan gösteriyor. Şu giriş kısmı, hol kısmı tamamen bizim mevcut villaya ait. Komşuyla aramızda taş duvarlarla kaplanmış, güzel bir şekilde bölmesi yapılmış. Ama isterseniz üstüne çim çitlerinden de kapatırsınız. Bahçe fazla yok çünkü yazlık olarak kullanılıyor. Yaban otların önüne çıkmak için komple 45'e 45 yarım mat kalebodur döşenmiş. Evet, tekrar Sinan şimdi size havuzu gösteriyor. Ben de çelik kapıya doğru salona geçiyorum değerli arkadaşlar. Tabii şu anda elektriğini kapattık. Panjurlar, otomatik panjurlar var. Alüminyum otomatik panjurlar. Açamıyoruz. Belki kısmen karanlık da düşerse hakkınızı helal edin. Şimdi salonun içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak. Yani ben açık mutfak dedim ama ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Ha bu arada Sinan, sana teşekkür ederim. Sinan beni uyardı. Çelik kapının hem parmak izi hem şifreli, gördüğünüz üzere çok fonksiyonlu, çok güvenlikli bir çelik kapımız mevcut. Salonun içerisine geldiğimizde 90'a 90 granit seramikler döşenmiş. LED ışıklarımız var. Gördüğünüz üzere veranda alanına, havuz başına çıkmak için güzel bir sürgülü kapımız, iki tane sabit camlar, aydınlatma açısından güzel düşünülmüş. Tabi burada koyu renk boya kullanılmış. Boyası değiştirilir aslında. Yani koyu renk biraz içeriği de karartıyor. Televizyon ünitesi buraya düşünülmüş. Tabi 24.000'lik Beko marka klima içerisinde olma şartıyla değerli arkadaşlar. Gene 3 cephesi kamera sistemleriyle korunuyor. Gayet güzel, kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Bu fiyata yer kalmadı değerli arkadaşlar. Malumunuz biliyorsunuz, bugün videolarım gelecek. İşte 6.5, 5.5. Bugün de size uygun bir ev tanıtalım dedik. Değerli arkadaşlar, ayrı mutfak demiştim. Hemen mutfağın içerisine geliyoruz. Mutfak gerçekten geniş, ferah. Alt kısmı antresit rengi, üstü lake malzeme, beyaz lakeden yapmış. Tabi mutfak bankosunu komple siyah granit tezgahımız mevcut. Antresit renginde mutfak kapakları yapılmış. Bulaşık makinesi, siyah granit evye. Evyenin karşısında sürgülü penceremiz mevcut. Bu arada ankestrası komple duracak. Set üstü ocak, dablombaz, fırın, mikrodalga, bunlar da mevcut fiyatın içerisinde. Tabi hemen şöyle şuraya da bir baktığımızda çok amaçlı, çok kullanışlı raflarla mevcut. Buzdolabını da istediğiniz yere koyabilirsiniz. Örneğin şuraya yerleştirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1 ayrı mutfak. Aslında 4 artı 1 de diyebiliriz. Çünkü yukarısı gerçekten çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Merdiven altında klozet alanımız, Hilton dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde yapılmış, dizayn edilmiş. İç kapılar ado kapı dediğimiz kapılardan yapılmış. Tabi yukarı doğru çıkarken Mersin beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Devam ediyoruz. Yine beyaz alüminyum korkuluklarımız var. Spot lambalarımız mevcut. Keşke elektrik olsaydı daha rahat konuşabilirdik. Tabi hemen şimdi burada kapıyı açalım. Işık aydınlatma açısından güzel olur. Koridor alanına geldik değerli arkadaşlar. Hemen ilk yatak odasına geçelim. İlk yatak odasına geldiğimizde ahşap görünümlü seramikler döşenilmiş. Yani bu laminat parke değil. Yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Ön tarafta sürgülü kapımız var. Balkona çıkışımız var değerli arkadaşlar. Gayet güzel. Odanın içerisinde de 9.000'lik klimamız mevcut değerli arkadaşlar. Beko marka.
Tabii sağda solda iki tane de sabit camlar konulmuş, ışık aydınlatmak için güzel yapılmış. Burada internet, wifi bağlantısı vesaire mevcut. Televizyon ünitesini de buraya yerleştirebilirsiniz değerli dostlar. Bura bittikten sonra, yani birinci odamız bittikten sonra ikinci yatak odasına geçeceğiz değerli arkadaşlar. Genel banyoya varmadan hemen ikinci yatak odasının içerisine geldiğimizde yine vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları bu şekilde. Gardırobunuzu karşıya alıyorsunuz. İki tane aplik lamba. 9000'lik yine Beko marka klimamız mevcut. LED ışıklarımız var. Işık aydınlatma için de yine penceremiz mevcut. Tabii bütün pencerelerimizde panjur sistemleri, sineklik sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamız bu şekilde. Şimdi tekrar yine koridora dönüp hemen şöyle genel banyomuzu tanıtalım. Genel banyonun içerisine geldiğimizde değerli arkadaşlar siyah temper camla duşakabinimiz, çift açımlı vastas penceremiz, klozet alanı, ton dolabı, aynanın üstünde yine led ışıklı lambamız mevcut. Burada da çok amaçlı, çok kullanışlı bir dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Müştemilat kısmına çıkarken mersin beji dediğimiz mermerler, spot lambalar tabii gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yukarıya çıktığımızda direkt terasa çıkışımız var. Teras mükemmel. Terası tanıtmadan önce hemen geniş bir koridor alanımız var. Buraya çamaşır makinesi yeri dizayn edilmiş. Pis su gideri, temiz suyu, termosifon yerimiz, elektrik sistemlerimiz mevcut. Değerli arkadaşlar, burada da biraz karanlık gibi geliyor burada. Şimdi nasıl diyelim? Burada da bir duşakabinimiz, klozet alanımız. Aslında Sinan lambayı yaksam bazen şey oluyor değerli arkadaşlar, elektrikte problem yaşadık. Çünkü ev sahibi tamamen kapattı, abonelerini kapattı. Burada da aşağıda gösterdiğimiz banyonun aynısı mevcut değerli arkadaşlar. Gerek klozette, Hilton dolabı ve duşakabini mevcut. Üçüncü yatak odasının içerisine geçiyoruz. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde gene 9000'lik klimamız mevcut. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Buradan da terasa çıkışımız mevcut. Yani iki tane terasa çıkışımız var. Birisi koridorda, birisi de yatak odasının içerisinde. Gene ışık aydınlatmak için güzel bir pencere. Şimdi teras kısmına çıkalım. Terası biraz sizlere gösterelim değerli arkadaşlar. Teras kısmına geldiğimizde tabii koridor kısmından gelirken burada da hem sinekliğimiz hem panjurumuz mevcut. Burada bir kiler alanımız var. Sinan gösterebilir misin? Burada bir depo alanımız var. Aynı zamanda depodan da çatı katına çıkmak için merdivenimiz mevcut. Hemen depo alanı kilitleyelim. Kapatalım burayı değerli arkadaşlar. 40 metrekare bir terasa sahibiz. Terasın üstünü komple bordex malzemeden pergülesini yapmış. Tabii katlanır camlarını kapatmış. Burada televizyon sistemini düşünülmüş ve gerçekten güzel bir şekilde yapmış. Burayı çok güzel bir kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Kapalı alan. İstenilirse salon olarak da kullanabilirsiniz. Tavana spotları da yerleştirilmiş. Gerçekten güzel bir yer. Tabii videonun başında da söyledim. Dedim ki ben bugün 6 milyon 500 bin lira, 5 milyon 500 bin lira evler de tanıttım. Ama şu anda bulunduğum konum ve lokasyon itibarıyla gerçekten güzel bir yerde. Güzel bir yerde, güzel bir ev tanıttım için geldim değerli arkadaşlar. 3 artı 1. Burayı da sayarsak bununla beraber 4 artı 1 ayrı mutfak oluyor değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel, masrafsız, 5 yaşında güzel bir ev. Peki konum olarak neresi? Burası çarşıya, pazara, kamu kurumlarına yürüme mesafesinde. Altınkum Halk Plajı'na 3 kilometre değerli arkadaşlar. Altınkum Halk Plajı'na 3 kilometre mesafede. Burada hemen İmbat Koyu var. Oraya da mesafesi 1,5 kilometre. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde. Az ileride Carrefour'u, marketler zinciri, işte Şoku'ymuş, Bim'iymiş, A101'miş hepsi yürüme mesafesi. Pazartesi günleri de karşı tarafta pazar kuruluyor. Dolayısıyla her yere yakın, yaz kış oturulabilecek, komşu ilişkileri çok güzel olan bir bölgedeyiz değerli arkadaşlar. Takdir ederseniz Miraç Emlak gerçekten çalışmayı seviyor. Sizlere Didim'i tanıtıyor. Didim'i sizin evinize getiriyor. Her bütçeye uygun evleri tanıtmaya devam edeceğiz. Devam etmeyi de gerçekten çok istiyoruz. Sizler sayesinde biz gerçekten güzel yerlere geldik. İyi insanlar tanıttık. Güzel paralar kazandık değerli arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir yer değerli arkadaşlar. Fiyatını merak ediyorsunuz. Bu güzel evimizin fiyatı 3 milyon 300 bin TL değerli arkadaşlar. 3 milyon 300 bin TL. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde
müstakil girişli, müstakil yüzme havuzlu, 3+1 şu anda içerisinde bulunduğum alanı da sayarsak 4+1 ayrı mutfak olma şartıyla değerli arkadaşlar, 5 yaşında bir evden bahsediyorum. Kat mülkiyetli, iskanlı, hiçbir problemi olmayan bir evden bahsediyorum değerli arkadaşlar. Malumunuz daire fiyatlarını da biliyorsunuz, dübleks fiyatlarını da biliyorsunuz. Bu tamamen size özel yüzme havuzlu, müstakil girişli, triplex bir evden bahsettik. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel evin fiyatı 3.300.000 TL. Az da olsa pazarlığı mevcuttur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.